Hakikaten çok güzel çıkartmışlar seni burada. Evet. Albüm kapağına çok güzel çıkmışsın. Ve burada da güzel çıkmışsın. Burada böyle başın öne eğik. Ondan sonra burada da çok hoşsun yahu. Ha? Tanrı estetik cerrahlarını ve makyörüm Önder Tiryaki'yi korusun. Ya işte böyle yapma diyorum sana. 1000 kere dedim. Sonra Ayşe Arman'la röportaj yaptığında da söylemişsin. Okan bana demişti diye. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Sen güzel bir kadınsın. Sen seksi bir kadınsın. Kocaman gözlerin var. Öküz gözü gibi, eşek gözü gibi kocaman gözlerin var. Kocaman bir burnun var. Kocaman yanaklı, kocaman bir ağzın var. Kocaman böyle. Aşağı doğru inmeyeceğiz inşallah. Ha? Aşağı doğru ineceğiz mi? Aşağında fena değilsin şu anda aşağın olarak. Yani şurada yokluk vardı biraz, onu da sağ olsunlar yaptık. Nereye yaptın? Çuçu. Neci? Çuçu. O kim? Memme. Memeler, evet. Memeler de gayet güzel olmuş. Allah yapandan razı olsun. Ne diye bir şey göremiyorum ki. Ben bir şey getirdim. Zaten kocaman bir şey. O ne ayol? Şimdi benim... Ergenliğim boyunca hep zaten bir ünlü olmak, şarkıcı olmak hep bir hayalimdi ve bunların level'ları vardı benim için. Ve bu level'larda en önemlisi Okan Bayülgen'e konuk olmaktı. Ne güzelmiş ya. Size ilk konuk olduğumda, o zaman böyle bütün mahalleyi alıyordunuz ya, böyle Eminönü gibi oturuyorduk masada. Evet. 8 kişi falandık, arkada her yerin birbirine girmiş şekilde titriyorum. Üzerimde bu tişört vardı. Ama hikayesini de anlatacağım. Siz hatırlamazsınız. Haftada 9600 konuk aldığınız için o dönem. Bu tişört üstümde duruyorum. Canlı yayın. Okan Bey geldi. Bana döndü, böyle yaptı. Siz kimsiniz dedi. Yani çağırdığınıza göre biliyorsunuz herhalde gibi bir şey söyledim. Böyle yaptı. Tamam, popçusunuz. Okey. Ne değiştiriyor? Yani siz diğerlerinden farklı kılan şey ne dedi. Allah Allah. Hatırlamıyor musunuz? Hiç hatırlamıyorum ya. Alzheimer. Evet, daha fena. Bilmiyorum dedim. Tişörtünüzdeki beyefendiyi tanıyor musunuz dediniz bana. Ha. Dedim tanıyorum, bir fotoğrafçı Amerikalı. Okey, sizinle uğraşacağım dediniz ve canlı yayın başladı. Güzel. Bu, yani bakın zaten babaannemin donuna döndü. Yıllardır asla ve asla doğrudan... Nasıl da babaannenin donu, böyle bir şey böyle mi? Artık çok giymekten, yıkanmışlıktan böyle pul pul olmuş, pamuk olmuş. Böyle ne bileyim, bunu getirmek istedim çünkü bu benim için çok şeyin sembolü yani. O gün sizinle o muhabbeti etmem, sizin bana onu söylemeniz. Çünkü benim için zeka demek, siz demek. Oo, ne tatlısın. Evet, ama şimdi ben de tatlıyım artık. Daha yaşlı, daha babacan. Aşkınlar olsun. Evet. Ama şey güzel hakikaten tişört. Bir göstersene bir daha bakayım, dur. Hatırlamaya çalışayım. Evet. Çok güzelmiş. Çok güzelmiş. Hakikaten. Ama güzel bence, giyilebilir. Şeyde, gayet giyiyorum zaten. Çok hoş. Harikulade. Peki. Ama biraz kilo almışsın. Biraz. Ha? Evet. O yani bir... anoreksiya. Anoreksik. Evet. Öyleydik ama iyisin. Gayet iyisin şu anda. Şu an bayağı besliyim ya.